ve Haziran ayını bayramla bitiriyoruz. Hazır mısınız? Gökyüzünde neler var? Aynı zamanda tetiklenmelerin de deneyimleyeceğimiz bir hafta. Gökyüzü birazcık sert. Arife'den önce pazartesi günü yola çıkanlar lütfen dikkatli olun. Yolda, trafikte ani beklenmedik kazalarla, olaylarla karşılaşılabilir. Orada dipten bir kuvvet alarak basıp yukarıya çıkma zamanları, biz faniler daha iyi ve güzele odaklanmamız lazım. Kaldı ki salı gününe baktığımızda Merkür yengeçe geçiyor ve diyor ki fanilere, merhaba sevgili dostlar, 26 Haziran bayram haftası ve Haziran ayını bayramla bitiriyoruz. Hazır mısınız? Gökyüzünde neler var? Bu hafta gökyüzünde Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Salı günü tam Arife günü. Dolayısıyla herkes yolda olacak ve yola giderek memlekete dönecekler. Anne baba ziyaret edilecek. Ve Merkür Yengeç de manidar tabii ki. Yengeç anne demek, vatan demek, toprak demek. Dolayısıyla hayatımızda bu dönem daha çok yuva kurma, anne baba ve evlilikle ilgili yuva kurma, ev alma, anne baba ile ilgili konular gündemde olacak. Tabii ki seyahatler, anlaşmalar. Bu dönem ta ki Temmuz'un ortasına kadar bizi bayağı bir meşgul edecek. Netice itibariyle bu hafta bayram haftası. Kurban Bayramı nefislerimizi kurban edeceğimiz bir bayram olsun. Nefis dediğimizde biliyoruz ki bizi aşağıya çeken enerjiler, kıskançlık, öfke, kızgınlık, değersizlik duygusu, onda var bende niye yok duyguları, bütün bunların hepsini bu hafta kurbanda kurban edelim. Kurp kurbiyetten gelir, fedakarlıklar bizden artık çekip gitsin. Çünkü bu enerjiler vücudumuzdaki çakralarımızı bloke ediyorlar ve bloke ettikçe bizler maalesef arzu ettiklerimizi, hayallerimizi, hedeflerimize ulaşamıyoruz. Evet, bu hafta manidar bir hafta. Dolayısıyla aynı zamanda tetiklenmelerin de deneyimleyeceğimiz bir hafta. Gökyüzü birazcık sert. Örneğin pazartesi günü Merkür-Neptün karesi, bu biraz sıkıntılı. İletişimle ilgili problemleri, araçta işte denizle ilgili problemler, sularla ilgili problemler, işte yolda giderken vapur kaçabilir, işte feribotlarla ilgili durumlar, malum biliyorsunuz halen geçen haftaki yeni ayın etkilerindeyiz. Denizaltı Titanik'e girdi ve kayboldu. Sabit yıldızların etkisi vardı zaten. Deniz kazaları diye belirtmiştim hatırlarsanız. Dolayısıyla biraz denizle ilgili olan konularda sıkıntı ve problem bizlere göstermekte. Ayrıyeten tabii ki bizim de Türkiye açısından da sınırlarımızla ilgili bir takım atışmalar, durumlar, liderlerin açıklamaları söz konusu olacaktır. Keza Ay ve Güneş karesi 10.49'da gerçekleşiyor. Haziran'ın sonuna biraz ikili ilişkilerde gerginlikle giriyoruz. Netice itibariyle Ay terazide ilerlerken güven teması daha önde olacak ve güven temasını tehdit edecek bir takım ikili ilişkilerde anlaşmazlıklar, güvensizlikler hafta itibariyle ortaya çıkabilir. Mars'ın Uranüs karesi, Arife'den önce pazartesi günü yola çıkanlar lütfen dikkatli olun. Yolda, trafikte ani beklenmedik kazalarla, olaylarla karşılaşılabilir. Global anlamda tabii ki Ukrayna'da var olan bir savaş var. Hali hazırda devam eden. Onunla ilgili ani, üzücü, sıkıntılı
haberler alabiliriz. İşte geçenlerde barajı bombalamışlardı. Şimdi bu baraj bombalaması ile ilgili yeni haberler çıkabilir. Bununla ilgili ayrıyetten tabii ki burada Mars-Uranüs karesi deyince radyoaktif konular, işte orada bir Çernobil gibi konular da yine gündemde oluyor. Allah herkese akıl fikir versin diyorum. Bir tane dünya var ve bu dünyayı daha iyi, daha güzel bir konuma getirmek için biz faniler daha iyi ve güzele odaklanmamız lazım. Kaldı ki Salı gününe baktığımızda Merkür Yengeç'e geçiyor ve diyor ki fanilere biraz daha duygusal düşün, biraz daha EQ olarak düşüneceğiz. Empati yapabilme kabiliyetimiz daha yüksek olacak. Ve tabii ki vatan millet teması daha ön planda olacak. Haliyle Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ile alakası olan olumlu açıları ve Merkür'ün de Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ile güzel etkileşimi aslında bizler ne düşünürsek onları deneyimliyoruz. Netice itibariyle zihinsel açıdan Salı günü iyiye ve güzele odaklandığımızda iyi ve güzel enerjileri, gelecekle ilgili güzel konuları da beraberinde deneyimleyebiliriz sevgili dostlar. Çarşamba günü Ay boşluğa 11-18'de geçiş yapacak ve sonrasında Ay Akrep Burcu'na geçecek. Akrep Burcu dediğimizde malumunuz biliyorsunuz biraz daha içe kapanmalar, daha kendi karanlığımız içerisinde boğularak bir çıkış ve bir aydınlanmayı arıyoruz. Aslında bu akrep zamanlarında denizin dibine çökerek orada dipten bir kuvvet alarak basıp yukarıya çıkma zamanları. Karanlıklarımızla yüzleşelim. Yani bazı istemediğimiz taraflarımız olabilir, olumsuz taraflarımız olabilir. Öncelikle bunları fark ederek iyiye ve güzele dönüştürmeye çalışırsak önümüzdeki bu 2,5 günlük süreçte tabii ki kurban, Arife günü aile büyüklerimizi ziyaret etmek, sevdiğimiz saydığımız kişilerin hal ve hatır sormak, eskiyi yad etmek aslında ve bir taraftan da kurbanın gerçek manasında kendimizi biraz inceleyip sık dokuyarak daha iyi terbiye edelim. Zilhicce de başladı, ayı da başladı. Güzel zamanlar, kıymetli zamanlar bunlar. Merkür'ün kavuşumları oldukça aktif. Burada hayata dair, geleceğe dair bir takım kararlar alabiliriz. Kariyerimizle alakalı, içsel ateşimizi bulabiliriz. Hayatta gerçekten ne yapmak istiyorsunuz? Belki bir sektör değişikliğine karar verebilirsiniz. Burada hobilerinize yönelebilirsiniz. Bu dönem gökyüzünde doğru karar verebilme zamanları. Ve çarşamba günü biliyorsunuz bayramın ilk günü. Herkesin bayramı kutlu olsun, hayırlara vesile olsun. Ve Perşembe günü Ay Akrep'te devam ederken Güneş'in Satürn'le olumlu bir etkileşimi var. Burada Chiron'un Venüs'le de güzel açıları aslında aile temasını, aile büyüklerle ilgili olan konuları ön plana çıkaracaktır. Sevdiklerimizle bir arada olacağımız, hasret gidereceğimiz, ikili ilişkilerimizin de şifalanacağı bir günü müjdelemekte. Dolayısıyla doğru değerlendirmekte fayda var efendim. Ve haftanın Cuma gününe geldiğimizde, bayramın ikinci gününde Neptün, kolektif gezegenlerden bir tanesi olmakta ve Neptün retroya geçiş yapıyor. Daha gerçekçi, daha net bir görüşe sahip olacağımız bir dönemin içerisine giriyoruz. Hayatımızda bu dönem hayallere pek yer yok. Yani pembe gözlükleri çıkartıp
daha gerçekleri görmeye odaklanabiliriz. Dolayısıyla bugün ikili ilişkiler açısından da karar alma zamanları, belki kimileriniz içlerinizden bir evlilik kararı ya da ayrılık kararı alacak. Bu bayramın ikinci günü hakikaten böyle geleceğe dair bir takım sevgisel durumların artık sınırlanacağı, netleşeceği zaman dilimleri. Ve cumartesi güzel bir gün, sabahın ilk saatleri, saat 08:05'te Güneş ve Merkür'ün cazimi pozisyonu gerçekleşecek. Merkür Güneş'in kalbine yerleşecek ve bu saatler aslında bütün gün gönlünüzden neler geçiriyorsa zihinsel olarak onlara odaklanma zamanı. Bilincinizi uyararak bilinçaltınıza da bu niyetlerinizi yerleştirme zamanları. O halde kağıdı kalemi elimize alıyoruz ve bunlara odaklanıyoruz sevgili dostlar. Bugün ayrıca Merkür'ün Jüpiter'le olumlu etkileşimi ve Güneş'in Jüpiter'le güzel açıları iletişim açısından doğru insanlarla tanışma, toka yapma ve ihtiyaç duyduğumuz bilgileri hazmetme açısından oldukça güzel. Bu haftanın en bomba günü diyebilirim, cumartesi günü. Ve son olarak pazar gününe çok dikkat etmenizi isterim. Çünkü pazar günü biraz riskli. Yani Temmuz'a çok güzel enerjilerle giriyoruz ama 2 Temmuz pazar günü Venüs'ün Uranüs'le karesi gerçekleşecek ve Venüs-Uranüs karesi takdir edersiniz ki Temmuz'un ilk haftasından itibaren finansal sorunları da beraberinde getirecektir. İkili ilişkilerde ani kopmaları, hani böyle küçük bir şey başlatırsınız, hani bir laf sokarsınız, o laf gittikçe büyür, şakayken başka bir şeye dönüşür. O yüzden mümkün mertebe pazar günü yolda olanlar lütfen dikkatli olsunlar. Biraz sıkıntılı ve zorlu bir gün ki bugün de 17-23 dakikalarında bu açı gerçekleşecek. O yüzden dikkatli ve temkinli olma zamanı. Peki bayram haftasının burçlara etkisine bakarsak. Sevgili koçlar, Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçiş seyri hayatınızda Temmuz'un ortalarına kadar aile ve yuva temasını, sözleşmelerinizi, kariyerinizle ilgili güzel aşamaları da beraberinde getirebilir. Anne ve babanızla ilgilenebilirsiniz, memleketi ziyaret edebilirsiniz. Bu dönem bu şekilde gidecek fakat bu haftanın dikkat edilmesi gereken özellikle pazartesi ve salı günü ticari konular, ikili ilişkilerde biraz daha özenli ve dikkatli olma zamanları. Çarşamba ve perşembe bayramı nasıl geçireceğiz diye sorarsanız daha rahat, daha sevgi dolu ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir bayram ziyareti yapabilirsiniz. Uzak akrabalar, yakın akrabalar bir arada geçirebilirsiniz ve hafta sonuna doğru eve dönüş ve ailenizle bir arada kalarak geleceğe dair bir takım planlar yapma zamanı sevgili koçlar. Sevgili boğalar, evet sizler de pazartesi ve salı günü masraflarınıza, para harcama olaylarına, yani ödemelerinize odaklanıyorsunuz. Neyi nasıl yapacağım, nasıl yerleştireceğim diyebilirsiniz. Fakat bu sonrasında bayram zamanı sevdiklerinizle bir araya geçirerek uzak yakın akraba, belki kısa seyahatler, keyifli zamanlar, bir arada akrabalarınızla, ailenizle olmanız enerjinizi yükseltecek ve hafta sonuna doğru arkadaş gruplarınız, yakın çevreniz, çocuklarınızla güzel vakitler, sosyalleşeceğiniz zamanlar olacaktır. Tabii ki bunları yaparken iletişime çok çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bu hafta Venüs'ün açıları biraz sıkıntılı. Özellikle
hafta sonu pazar gününe çok dikkat etmenizi söylüyorum. Ve geldik sevgili ikizler burcuna. Sevgili ikizler, Merkür'ün yengeç seyri hayatınızda olumlu anlamda parasal, finansal konularla ilgili ekstra kazanç elde edeceğiniz bir takım fikirleri bulmanıza katkı sağlayabilir. Anlaşmalar gerçekleştirebilirsiniz. İş seyahatlerinden olumlu kazanç elde edeceğiniz güzel bir sürecin içerisindesiniz. Temmuz'un ortasına kadar sizi destekleyecek bu Merkür'ün yengeç seyri. Dolayısıyla görüşeceğiniz, iletişimde bulunacağınız her insanın size para getireceğini ve manevi anlamda da katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Belki yakın çevrenizle, sevdiğiniz dostlarınız ya da kardeşlerinizle yapacağınız bir takım işbirliklerinden güzel kazançlar da elde etmeniz olası. Ve haftanın seyrine baktığımızda pazartesi, salı günü kariyerinize odaklanıp kariyerle ilgili, işinizle ilgili bitirmeniz gereken konulara odaklanabilirsiniz. Ardından haftanın bayram gününde sosyalleşeceğiniz, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla gezip eğleneceğiniz tatillere çıkabilirsiniz. Ve hafta sonu biraz daha dinlenme, kendi kabuğunuza çekilme zamanları, yalnız sevdiklerinizle olan iletişimde biraz daha özen göstermenizi tavsiye ederim. Zira Venüs'ün Uranüs'le karesi oldukça etkili ve sizin de sosyal arkadaşlık alanınızda, aşk hayatınızla ilgili ani, beklenmedik tartışmaları da açabilir sevgili ikizler. Ve geldik sevgili yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler, bu hafta bayram haftası ve sizin de duygusal olarak enerjinizin çok yükseleceği zamanlar ve Merkür'ün yengeç seyrine geçişiyle ya seyahat zamanları, tatil zamanları, aile büyüklerinizi ziyaret edebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamdan kaçış planları yapabilirsiniz ve bu hafta size gerçekten çok çok iyi gelecek. Ayrıyeten aile temasının da ön plana çıktığı zamanlar, aile büyükleriyle ilgili bir takım sorunlar, evle ilgili revize işlemleri, tamir, tadilat işlemleriyle de uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ani masraflar da bu haftanın başında çıkabilir bu konularla ilgili. O yüzden biraz daha dikkat ve özenli bir şekilde tasarruf etme zamanları. Venüs'ün aslan seyri size bir takım kazançları elde ettirirken, diğer taraftan da masrafları da arttırmakta. Dolayısıyla hesabınızı bilerek ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Hafta başında aile teması ön planda, aile büyüklerinizle ilgilenebilirsiniz. Haftanın bayram günlerinde sevdiklerinizle kısa tatiller yapabilir, keyifli çocuklarınızla, eşinizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız hafta sonu sağlıkla ilgili bir takım problemler, vücut dinlenmek ve istirahat etmek ister. Yeni haftaya, Temmuz'un ilk haftasına, yani 3 Temmuz haftasına biraz dinlenerek, bedeninizi ve zihninizi dinlendirerek girmenizi tavsiye ediyorum. Ve geldik sevgili aslan burçlarına. Sevgili aslanlar, hayatınızda yepyeni bir dönemin açıldığını ifade edebilirim. Bu dönem farkındalığınızın oldukça artacağı, seyahat edeceğiniz ve kendinizi geliştireceğiniz zamanlar. Kişisel gelişim çalışmaları yapabilir, ayrıyetten seyahate çıkabilir ve çıktığınız seyahatlerde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Pazartesi ve salı günü yakın çevrenizden alacağınız destekler, sözleşmeler, eğitim konularıyla ilgili gelişmeleri takip edeceksiniz. Ve bayramın ilk günlerinde, bayram zamanında aileyi ziyaret, aile büyükleriyle beraber olma, güzel sofralarda keyifli geçireceğiniz
zamanlara şahit olacaksınız ve hafta sonu sevdiklerinizle, sevgilinizle, varsa çocuklarınızla baş başa küçük mikro aile olarak vakit geçirip dinlenme zamanları, keyifli bir ortam olacak. Yalnız bu dönem biraz daha sağlığınıza özen gösterme zamanları, sağlıkla ilgili bir takım konular hafta sonuna doğru pazar günü özellikle kendini gösterecektir ve pazartesiye de sarkabilir. Dikkat etmekte fayda var. Sevgili Başaklar, yönetici gezegeniniz Merkür Yengeç Burcu'na dost bir burca geçiş yapıyor. Bu bağlamda ailecek güzel seyahatler edeceğiniz, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla güzel tatiller sizi beklemekte. Bu dönem hem tatil hem bayramı birlikte kombi yaparak uzun bir tatile çıkabilirsiniz ve burada hem aile büyüklerinizi ziyaret edip hem de eski dostlarla hasret giderebileceğiniz bir ortamı yaratabilirsiniz. Pazartesi ve salı günü gündeminizde finansal konular söz konusu olacaktır. Burada parasal anlamda maddi ve maddi gelir ve giderleri biraz dengeleme zamanları, dikkat etmekte fayda var. Ve bayram döneminde güzel bir tatil geçireceksiniz. Bu tatilde hem sevdiklerinizle hem de aile büyüklerinizle keyifli, bol bol dinleneceğiniz bir zaman dilimi yaşayacaksınız. Hafta sonu, pazar günü, cumartesi ve pazar günü kendinize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Zira zihninizdeki bir takım projeler oluşmaya başlayacak. Biraz daha inziva dönemleri kendinizle baş başa kalabilir. Ya da çok yakın gördüğünüz birkaç arkadaşınıza da projelerinizle ilgili danışabilirsiniz. Ve geldik sevgili terazi burçlarına. Sevgili teraziler, Merkür'ün yengeç seyri hayatınızda yeni bir dönemi müjdelemekte. Malum yengeç deyince hayatımızdaki kariyer ön plana çıkmakta. Kariyerinizle ilgili alacağınız bir takım kararlar, yapacağınız sözleşmeler, anlaşmalar, yeni planlar ve projeler ön plana çıkacak. Dolayısıyla bu da sizin hayatınızda daha kararlı, daha iyi bir şekilde yol almanıza katkı sağlayacak bir süreci müjdelemekte. Ayrıyeten bu hafta Venüs'ün olumsuz açıları da devrede. Dolayısıyla bayram zamanı yakın akrabalar ve çevrenizde çocuklarınız olur, eşiniz olur, aile büyükleriniz olur. Biraz daha temkinli ve daha dikkatli olma zamanları. İkili ilişkilerde sorunlar yaşanabilir. Dikkat! Sevgili teraziler, pazartesi ve salı günü gündelik işleri tamamlayacaksınız. Çünkü bayramda burada yoksunuz. Kendi yoğunluğunuz var. Ailevi ziyaretler, akrabaları ziyaretler. Dolayısıyla tempo biraz daha hızlanacak. Ardından hafta sonuna doğru, bayram sonrası biraz daha kendinize vakit ayırmak arzusunda olabilirsiniz. Ancak bu sefer de aileyle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Ailede özellikle anne ve babanın sağlığıyla ilgili bir takım konular gündeme gelebilir. Eşinizle anlaşamadığınız sorunlar açığa çıkarabilir. Venüs-Uranüs karesi beklenmedik olayları, iletişimle ilgili sıkıntıları, sağlık sorunlarını da gündeme getirebilir. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Evet, geldik sevgili akrep burçlarına. Sevgili akrepler, yengeç burcuna geçiş yapan Merkür'ün sayesinde dost bir burca geçiş yapıyor. Hayatınızda güzel zamanlar, sosyalleşeceğiniz, eğleneceğiniz, keyifleneceğiniz, yakın çevrenizin de desteğiyle birlikte uluslararası konular, sosyal medya ile ilgili alanlarda gerçekten güzel sonuçlar alacağınız zamanlar. Belki bir yurt dışı seyahati yapabilirsiniz. Bu seyahatin doğrultusunda
hayatınızda yeni bir dönem başlayabilir. Dolayısıyla yurt dışı temasının daha ağırlıkta olduğu zamanlar, belki bir eğitime başvuracaksınız ve bu eğitim sayesinde kariyerinizde güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Dolayısıyla Temmuz'un ortalarına kadar bunlarla hemhal olma zamanları. Bayram nasıl geçecek diye soracak olursanız, bayramınız güzel geçecek. Sevdiklerinizle kıymetli zamanlarda beraber olacaksınız. Ailenize, evinize gelen giden çok olabilir. Dolayısıyla keyifli zamanlar, birazcık da kendinizle baş başa kalarak bu keyifli boşluğu kendinizi geliştirerek, merak ettiğiniz konularda bir takım araştırmalar yaparak geçirebilirsiniz. Yalnız bayram sonrası pazar gününe oldukça dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Venüs'ün Uranüs karesi ikili ilişkilerinizi riske sokabilir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Evet sevgili yaylar, Merkür'ün yengeç seyri finansal anlamda harcamalarınızı ön plana çıkartmakta. Belki bir takım seyahatler yapacaksınız. Tatil planlarının sizi masrafa sokması olası. Dolayısıyla burada canınız biraz sıkılabilir. Ancak gökyüzü sizi yine de desteklemekte. Hiç olmadığınız bir şekilde aile büyüklerinizden miras konularıyla alakalı destek alabilirsiniz ve bu şekilde bu bayramı rahatlıkla geçirebilirsiniz. Evet sevgili yaylar, Pazartesi ve Salı günü hayatınızda aşkla ilgili güzel gelişmeler, mutluluklar olacaktır. Uluslararası konularla ilgili haberler de sizi sevindirecektir. Buradan alacağınız çalışma gruplarından, takım arkadaşlarınızdan alacağınız feedbackler ve bulunduğunuz ortamlardaki başarılarınız söz konusu olabilir. Sosyal medya, ekip çalışmaları, eğitim grupları, buralarda bulunduğunuz alanlarda güzel gelişmeler var. Ayrıyeten bayram döneminde hareketli geçecek sizin için. Bayramı bayram kılan zamanların içerisindeyiz. Dolayısıyla bayramı daha mana olarak hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle güneşle yapacağınız olumlu açı, yönetici gezegeniniz Jüpiter'in, bayramın ortası, bayramın ilk günü, aile büyüklerinizle beraber geçireceğiniz çok keyifli, anlamlı bir bayramı size işaret etmekte. Hafta sonuna doğru artık biraz aileden ayrılıp kendi başınıza kalacağınız zamanlar. Burada partnerinizle görüşürseniz eğer ya da baş başa kaldığınızda bir takım ufak tefek şeylerin aniden büyütme durumuna girebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Bu hafta bayram haftası. Merkür ilişki evinize giriş yaptı. Daha fazla kendinizi ifade edebileceğiniz, eşinize kendinizi daha iyi, net bir şekilde anlatıp algılayabileceğiniz zaman dilimleri. Dolayısıyla hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda daha mutlu olma zamanları. Pazartesi ve Salı günü kariyerinizle alakalı bir takım konularda sıkıntılar yaşanabilir. Burada mümkünse daha net bir tavırda olmanızı tavsiye ederim. Gökyüzü sizi desteklemekte. Gerek Boğa'daki Jüpiter'in seyri ve Yengeç'in Merkür'deki seyri zor bulunduğunuz şartları daha kolaylaştırıyor aslında. Yeni bir dönemin içerisindesiniz. Burcunuzdaki Plüton'un yıkan etkisini direnmeden kabule geçip hayatınızdaki değişimlere izin veriniz. Burada akışa, sisteme güvenmeniz gerekiyor sevgili oğlaklar.
Siz bu güveni eğer karşı tarafa, daha doğrusu kendinize verirseniz, o zaman evrene verdiğinizde evren size kat be kat mutlulukları da beraberinde getirecektir. Pazartesi, salı günü kariyere fokuslanıyorsunuz. Kariyerinizle ilgili bir takım tamamlanması gereken işler, dosyalar olacaktır. Ve sonrasında ailenizle birlikte, belki dostlarınızla güzel vakit geçirme zamanları, bayramın birinci ve ikinci günü dostlarla bir arada olmak, aile büyüklerinizi ziyaret size iyi gelecek ve enerjinizi yükseltecek. Hafta sonu, bayram sonrası biraz daha kabuğunuza çekilerek geleceğe dair bir takım kararlar alma zamanı. Bir şeyleri yapılandırmak ve ortaya çıkarmak istiyorsunuz sevgili oğlaklar. Evet, doğrudur, haklısınız. Zor zamanların içerisindesiniz. Tutulmaların etkisi sizi biraz yormuş olabilir. Akışına bıraktığınızda kat be kat güzel sonuçları alacağınızı söyleyebilirim. Pazar günü kendi içinize döneceğiniz ve enerjinizi geleceğe dair bir takım projelere yoğunlaştırabilirsiniz. Bu da sizin için çok çok iyi olacaktır. Ve geldik sevgili kova burçlarına. Sevgili kovalar, bu hafta sağlık evinize bir Merkür giriş yapıyor. Merkür'ün sağlık evine geçişi demek biraz sizi günlük hayatınızda daha koşturmanıza katkı sağlayacaktır. Belki spor yapmaya karar vereceksiniz. Zihinsel olarak daha iyi bir hayata odaklanabilirsiniz. Seyahat edebilirsiniz bu dönem, tatillere çıkabilirsiniz sevgili kovalar. Ve bayram tatilini aile büyüklerinizi ziyarete ya da sevdiklerinizle güzel bir tatil geçirebilirsiniz. Bu fırsatı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Pazartesi ve salı günü hayatınızda uluslararası konular, anlaşmalar ve yurt dışı planlarıyla alakalı, eğitimle ilgili güzel geri dönüşler alacağınız bir dönem. Bu haberlerin doğrultusunda yeni kararlar alabilirsiniz ve bu kararları uygulamak için Temmuz ayının 20'sine kadar fırsatınız var. Sevgili kovalar, bu bayram hem aşkı güzel bir şekilde yaşayacaksınız, hem tatil yapacaksınız, hem de aile büyüklerinizi de idare edeceğiniz bir zaman dilimi olacaktır. Ve bayram sonrası pazar günü kendinize vakit ayırıp dinlenme, biraz daha içe dönüş ve meditasyon zamanı, bu şekilde enerjinizi yükselteceksiniz sevgili kovalar. Sevgili balıklar, Merkür'ün yengeç seyri aşkta kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlarken, sürpriz bir şekilde tatil fırsatları, enerjinizin yükseldiği, evlilerin çoluk çocuğa karışacağı haberleri, mutluluk zamanlarını müjdelemekte. Ve bu açı, pardon, bu seyir Temmuz ayına, Temmuz'un ortalarına kadar da devam edecek. Pazartesi ve Salı günü finansal konular, masraflara biraz odaklanabilirsiniz. Belli ki bayram öncesi harcamalara bakacaksınız. Ne kadar harcayabilirim diye olabilir. Ve bayram döneminde enerjinizi seyahate çıkarak, uzak ve yakın akrabaları ziyaret ederek yapabilirsiniz. Enerjinizin yükseleceği ve kendinizi mutlu edeceğiniz zaman dilimleri. Bayram sonrasında ise ailenize, kendinize vakit ayırarak enerjinizi yükselteceğiniz zamanlar. Yalnız bu pazar günü Venüs'ün Uranüs karesine oldukça dikkat. İkili ilişkilerde çocuklarınız olur, eşiniz olur, partneriniz olur. Yanlış anlaşılmalara meyilli. O yüzden küçük şeyleri mesele etmeden, empatide kalarak hayatınızın kalitesini aynı şekilde devam ettirmenizi tavsiye ederim. Efendim, bayram haftasını yorumladım. İnşallah çok güzel bir bayram geçirirsiniz ailenizle, sevdiklerinizle. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.